Öyleyse bağırın ulan, Fenerbahçe çok yaşa diye. Fener'in bahçesinden keyifli bir merhaba hepinize. Güzel bir galibiyet aldık dün akşam Konya Spor deplasmanında. Onu konuşacağız. Daha sonrasında genel Fenerbahçe'de yaşananlar, önümüzdeki haftaki Gençler Birliği maçı, arkasından da basketbolu konuşup programımızı kapatacağız. Her zaman olduğu gibi program diyorum ama bizimki sohbet programı gibi, evet. Düşünmeyin. Fenerbahçe'yiz. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Hoş geldin Berk. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok iyiyiz. Keyfin yerinde. Geçen haftadan sonra bomba gibi olduk bu galibiyetle birlikte. Gerçekten. Aşağı yukarı bekliyorduk gerçi. Yani biz seninle yaptığımız programda Konya maçından daha umutluyduk. Kesinlikle. Son oynadığımız Antalya maçına göre. Ben başlayayım, sonra sana bırakayım. Tabii. Açıkçası dün 11'i gördüğüm zaman ben zaten maç sabahı da dün güzel bir galibiyet beklediğimi sosyal medyada paylaştım. 11'i de görünce gerçekten Fenerbahçe'nin yani çıkarabileceği en iyi 11 olabilir. Sağlıklı oyunculardan. Çünkü Gustavo'nun %100 hazır olmadığını kulüp doktorumuz açıklamıştı. Ama belki biz seninle konuştuğumuzda Osayi, Ferdi acaba değişir mi dedik ama iki değişmemiş. Tabii orada ona geleceğim. Çok iyi başladı. Yani ilk 10 dakika 3 tane şut attı yanılmıyorsam. 3 ya da 4 tane. Şu mesajı da verdi. Yani biz kendi gruplarımızla, arkadaşlarımızla konuşurken ya Fenerbahçe bugün kazanmaya çıkmış. Kafaya koymuş. Trabzon maçına benzettim ben biraz. Takımın inanmışlığını ve oyunu önde oynama, rakibe basarak başlama. Üst üste 2 gol. İyi zamanlarda gelen 2 gol. Yine tabii Pelkas'ın işin içinde olduğu ilk golde Gökhan Gönül'ün niye oynuyor Gökhan? Biz niye Gökhan'ı ısrar ediyoruz diye eleştiriliyoruz ama ben de hep şunu diyorum. Ligin öyle bir yerine geldik ki artık sadece oyunculuk değil ya da sadece sadece oyunculukla açıklanamayacak şeyler var sahada. Evet. Gökhan bunu çok iyi gösteriyor. Dün hem ofansif olarak, daha da önemlisi defansif olarak yaptıkları inanılmazdı. Hakeza Pelkas büyülemeye devam ediyor. Osayi, ben hep söylüyorum maçlara 0-0 iken oynamaz ama öne geçtiğimiz her maç Osayi oynatırım ve çok etkili olur. Can yakar. Dün de can yaktı. Biraz bana hatırlayanlar vardır. Atkinson'un golünü hatırladı. Galatasaray'a attı Kadıköy'de. Tabii maçta Pelkas'ın pozisyonu var. Direkt kırmızı kart olmalı bana göre. Öyle bir şey yok. Gerçi orada şuna bir parantez açayım. Pelkas o kadar yürekli bir 10 numara ki normalde 10 numara tarzı oyuncular biraz naif olur. Öyle pozisyonlara çok girmezler. Kaçınırlar öyle pozisyonlardan. Hatta bazı eski oyuncularımız topa kafa vurmazlardı. Yani benim hani korkuyorum, çekiniyorum vesaire gibi. Pelkas orada Can Hıraç, o isyan eden oyuncu, isteyen oyuncu, evet, arzulan oyuncu. Talihsizlik oldu. Daha öncesinde bence Diomand'ın Sosa'ya attığı bir dirsek var. Direkt kırmızı demiyorum ama sarı kartı vardı. İkinci sarı karttan atılır mıydı? Bence atılırdı. Çünkü her maçta maalesef yüze her temasa kart gösteriyor hakemlerimiz. Eğer o kartsa o da karttı. Es geçildi. Bu iki pozisyon hariç ben hakemi beğendim. Zaten Fırat Aydınus da geçen hafta seninle konuşmuştuk ya. Ligin en iyi hakemi hala diye. Maçın sonunda da öyle. Üçüncü gol taçlandı maç ama Sey için bir bireysel atası ama güzel oldu. 2014'ten beri ilk kez iki stoperimizin gol attığı bir maç yaşamışız. Hem Atilla hem Serdar. Neticesinde güzel bir galibiyet aldık. Pelkas'ın iyi olduğunu duyduk. Mutlu olduk. Ciddi bir şey çok olmadığını. Şükür. Gustavo'nun dönüşü oldu. Ona mutlu olduk. Sen neler gördün, neler söylemek istersin dün akşamla ilgili? Öncelikle Murat abi çok güzel özetledin. Ben de şöyle değerlendireyim. Hani bizim aslında geçen hafta konuştuğumuz şeylerin çoğunun gerçekleştiğini gördük. Beklediğimiz oyun planı vardı. Özellikle ilk 25-30 dakika yüksek efor sarf edilen bir oyundu. Yani pres gücüyle Valencia'nın yine başrolünde olduğu, çok fazla top kapmanın gerçekleştiği Fenerbahçe tarafından, rakibe çok fazla topun bırakılmadığı, çok doğru baskılarla doğru yerlerde topu kazanıp Pelkas'ın o ince işçiliklerini yaptığı pozisyonları izledik ilk yarı. Özetlersek böyle bir ilk yarıydı. Gerçekten Fenerbahçe'nin hani oynaması gereken, bu kadroyla oynaması gereken bir oyundu bu. Sadece işte bazı aksayan yine yerler vardı ama bunlar biraz da şundan kaynaklanmıştı aslında. Fenerbahçe'nin hep söylüyoruz ya, her maç mecburen bazı oyuncuları değiştirmesinden kaynaklanıyor. İşte sakatlık, ceza, bir arada oynayamamanın verdiği o pratiksizlik de vardı. Orta sahada bazı durumlar vardı. Mesela Sosa yeni yeni kendine geliyor demiştik. Sosa çok fazla top kaybetti bu maç özelinde. Ama hani onun dışında yine ondan istenilen o rolü gerçekleştirmeye çalıştı iyi niyetiyle.
Öne çıkan oyuncu tabii ki Atilla Szalai'ydi. Yani bir maçta yapılabilecek bence her şeyi yaptı. Pozisyon aksiyon değerlerinde de birinci oyuncu çıktı bu maç üzerinde. Serdar Aziz, bağımsız düşünemiyoruz ikisini. Çünkü Tisserand'ın ben geçen hafta söylemiştim yani %33-%35 aralığında hava topu kazanma yüzdesiyle Fenerbahçe'de stoper oynayamazsınız. Bu maç üzerinde harika bir istatistik var bununla ilgili direkt. Serdar Aziz ile Atilla Szalai 4 tane hava topu denemesinde hepsinde başarıyla sonuçlandırdılar. Yani %100 hava topu kazanma yüzdesiyle oynadılar. İki stoper de. Bu çok önemliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin zaten Konya'nın gelebileceği pozisyon olarak böyle arkaya atılan toplar. O top bireysel hata yapması lazımdı Fenerbahçe'nin gol yemesi için. Orada da hava topu yüzdesi çok ön plana çıkıyordu benim nazarımda. Oralarda hatasız oynadık. Gerçekten Gökhan Gönül de yani bir maçta yapılabilecek bir sağ bekin yapabileceği her şeyi yaptı bence bu maçta. 10'da 10'luk bir performanstı. Gökhan Gönül'le de ayrı bir parantez açmak lazım. O senin niye dediğin... Gökhan Gönül farklı bir oyuncu? Dün inşallah onu izleyenler bir parça anlamıştır. Evet. Ya iş sadece topu ileri götürüp bir orta yapıp geri dönmek değil artık. Öyle bir dönemece girdik ki artık başka şeyler gerekiyor sahada. Kesinlikle. Gökhan öyle. Da bence her maç bir şey çıkartıyor heybesinden. İşte dün golde yaptığı asist, yine bir asist yazdırdı. Sonra çıkarttığı bence iki tane %100 pozisyon. Yani çok netti. Dokunamasa pozisyon olacak. Belki gol yiyeceğiz. Moraller bozulacak. Evet. Lafını böldüm kusura bakma. Estağfurullah. Ama Gökhan benim için hassas olduğum bir konu. Çok eleştiri aldım. Gökhan evet. Oynamalı dediğim için. Zamanın haklı çıkartması insanı mutlu ediyor hakikaten. Kesinlikle öyle. Bir de yani büyük maçlarda da bence farkını ortaya koyacak bir isim. Ona zaten birazdan geliriz Gençler Birliği maçı ve Beşiktaş maçları planlaması hakkında. Onun dışında Samuel Osayi'nin bu maç performans yükseltmesinin ben ne diyordum mesela geçen programda şunu tekrar etmiştim. Doğru yerlerde topu buluşturamıyorduk Osayi'yle. Çok geride topla buluşuyordu ve alan bulamıyordu yani kendine göre. Bu maç özelinde bir onu yarattık. Yani doğru bir kurgu vardı. İkinci faktör de biraz Konyaspor'da Adil Demir de vardı karşısında. O stoper oyuncusu normal şartlarda. Bek özellikleri taşımıyordu. Öyle de değerlendirmek lazım. Biraz yani alanı biraz da stoper oynamasından dolayı da verdi. Yani o alışkanlık, bek oynama alışkanlığı çok farklı bir şeydir. Çünkü o kademelere girmek, pozisyon takibi. Çünkü iki beki de sakat. Ya sakat ya biri cezalı galiba. Yani öyle bir şey var. Maçtan önce sol taraflarında sıkıntı olacağı belliydi aslında. Evet. O yüzden belki de hani bizim de düşündüğümüz şeyi Erol Bulut yapabilirdi. Hani Ferdi ile başlayabilirdi form durumuna göre. Ama bu maç özelinde onu düşünerek büyük ihtimalle o sahayı tekrar denedi. O da olumlu ve güzel bir yükselişti o sahayı açısından. Yalnız çok enteresan patlayıcı gücü var. Yani bir anda çıktığı zaman o vitesi yolda atıyor. Ve yani inanılmaz hakikaten... diyorum ya öndeyken ve açık alan bulduğu zaman hakikaten izlemesi büyük zevk, büyük keyif. Yani geliştirmesi gereken tarafı o sıkışık oyunda birazcık daha üretmesi lazım diye düşünüyorum kendi adıma. Ama de, gerçekten böyle gözümüzün pasını sildi dün o sahide. Kesinlikle yani bir de hani Queen's Park Rangers'ta oynarken zaten taraftarların en sevdiği iki oyuncudan biriydi orada da. Gitmesine gerçekten çok tepki vermişlerdi, istememişlerdi. Onlar da düşmeme adına mücadele ediyorlar. Championship'te kritik bir yerdelerdi transfer olduğunda Fenerbahçe'ye. İngiltere'de de hem dar alanda ben gelirken de onun analizini yapmıştım. Hem de geniş alanda yani iki alanda da gerçekten etkili bir oyuncuydu Samuel Osayi. Sadece hani baktığınızda atletik, hızlı, kanat oyuncusu dersiniz ama dar alanda da o meziyeti var. Yeter ki doğru oyun sistemini ona göre kurgulamak lazım. Herkese hep ne diyorum görev tanımı, rolleri teknik direktör tarafından doğru verilmesi lazımdı. Zaten son 3 maçında aslında Antalya maçında skoru alamasak da biz bunu söylüyorduk seninle Murat abi. Hem oyuncu değişiklikleri anlamında hem de zaman zaman belki bu oyunun süresini arttırmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin iyi oynadığını zaten herkes kabul ediyordu 3 maçtır. Ama hani bunun... Tabii. Söyle kardeşim. Söyle. Ben şöyle düşünüyorum. Yani o da Fenerbahçe'nin iyi oynadığı dediğimiz oyunda biraz yüksek eforlu bir oyun. Yani fiziksel kalitesinin her zaman takımda olması gereken oyuncuların yüksek pres gücünün oynaması gerekiyor. O oyunu zaten 90 yani bırak 90 oyunu 60-65 dakika oynasan zaten Türkiye Ligi'nin çok üstüne çıkarsın seri olarak. Çok kolay kesinlikle. Değil. Dediğin gibi o eforu sürekli sarf etmek ki sağ içine baktığın zaman Gökhan gibi Sosa gibi artık belli yaşa gelmiş, belli yaşın üzerinde oyuncularla oynuyorsun. Valencia gibi hatta. Evet. Valencia'da 30'lu yaşlarında artık. Evet, doğru. Çok kolay değil. Dediğin gibi doğru zamanda o doğru oyunu oynayarak
İşte kısa sürelerle işi çözebiliyorsun sahanın içinde. Ben burada sana başka bir oyuncu soracağım. Ben sezon başından beri çok eleştiriyordum. Kendi adıma kendisinden özür diliyorum. Daha doğrusu ben özür dilemekten çok. Beklediğim olması gerekeni birazcık İstanbul'un tatlı hayatından kurtulup biraz saha dışında konsantrasyonu bırakıp saha içine konsantre olan Trabzon maçında sahanın yıldızlarından biriydi. Bana göre dün de. Gerçi ben dün birazdan geliriz oraya. Bana göre dün sahada 2-3 kişi hariç herkes çok iyi performans verdi. Mert Hakan Yandaş. Tam oraya geliyordum ben de abi. Evet. Yani Sivas'taki Mert Hakan Yandaş buydu. Bizim görmek istediğimiz Mert Hakan Yandaş da buydu. Zaten hı-hı, onun futbola konsantre olduğu, birazcık başka işleri bıraktığı diriliğinden de belli sahanın içinde. Yani evet, diri olmayan, hazır olmayan bir oyuncunun yapacağı işler değil bunlar. Ne diyeceksin Mert Hakan için? Sendeki verilerde var mı ekstra bir durum onunla ilgili? Şöyle söyleyeyim. İkili mücadele kazanma yüzdesi hiç olmadığı kadar yüksekti bu maçta. Ama hani Trabzonspor maçıyla aslında kullanım tarzı yine farklıydı. Yani Trabzon maçında da gerçekten iyi bir oyun çıkartmıştı. Ama bugün ilk defa ben dedim ki hani Fenerbahçe'ye geldiğinden beri senin demin ifade ettiğin gibi Sivasspor'daki rolüne yakın, geçen sene ligin en iyi oyuncusu seçildiğinin hakkını verdiği bir maçtı bu ilk yarı özelinde. İlk yarı özellikle çok beğendim Mert Hakan Yandaş'ı. Bunun bence iki tane temel etkeni var. Birincisi fiziksel anlamda senin dediğin gibi o yeterliliği sonunda kavuşması. Yani biz bazen oyuncuları yorumlarken hep bunu unutuyoruz. Futbol ne kadar yetenekli oyuncularla oynanırsa oynansın, ne kadar görev tanımını verirseniz, rolleri verirseniz verin, o fiziksel yeterlilik olmadığı sürece biz de konuşsak konuşalım boş. Yani Mesut Özil örneği ortadayken, Sosa örneği 2-3 haftadır ortadayken, yani 3 haftadır Sosa fiziğini toparladı da Sosa eski Sosa'ya döndü. Yoksa Sosa'nın kesinlikle aslında... Ya artık dünya futboluna döndü. Artık yetenek, kesinlikle, zaten yetenekli oyuncu az yetişiyor artık. Hı-hı. Yeteneğini gücüyle birleştiren oyuncuların devri. Yani biraz daha az yetenekli olabilir ama işte güçlü olacaksın sahada. Yani bir rakibini bir defa güç olarak ezeceksin her şeyden kesinlikle önce. Öyle. Bunun artık ben çok yetenekli takımım. Ben rakibim kadar koşmasam da hallederim, o devir yok artık futbolda. Ve bir bu etken vardı benim gözlemlediğim kadarıyla. İkinci etken de Mert Hakan Yandaş'ta zaman zaman Fenerbahçe'ye gelen, o Anadolu takımlarından gelen o ofansif orta sahaların yaşadığı problem neydi bu? Harika bir şey, harika bir pas yapmaya çok kendini odaklıyordu. Onun oynadığı mevki itibariyle aslında Sivasspor'da da çıkış yapmasının en temel sebeplerinden biri çok basit oynamasıydı. Yani pozisyonun ona verdiği, mevkisinin ona dayattığı o basit oynamasıydı. Ya kendinden bekleni yapmıyorlar. Kendilerinden beklenen evet, fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Gerek yok. Sen gerek kendinden yok, bekleni yap. Önünde Pelkas gibi futbol nasıl basit oynanır? Gerçekten hı-hı, en temiz, tertemiz bir örnek var. Yani kesinlikle ben Pelkas öyle kadar topla hemen vedalaşan, topla aşk yaşamayan her ayağını aldığında hı-hı, ama çok doğru yer, çok doğru iş yapan az oyuncu gördüm. Gerçekten böyle bir oyuncuyla idman yapmak çok önemli. Yani İki tane yaptığına baksın ki Mert Hakan'ın bir yeteneği var zaten. Yeteneğini kimse inkar etmedi Mert Hakan'ın. Mert Hakan'ın kafası başka yerlerdeydi bence. Duyumlarım vardı. Ama şu an hakikaten Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş olma. Artık o Sivaslı Mert Hakan'ı siliyor kafalardan. Yavaş yavaş Fenerbahçeli Mert Hakan olmaya başladı bence. Kesinlikle öyle. Bir de hani onun kullanım biçimi de doğruydu bu maç üzerinde. Gerçekten %85 pas isabetine ulaştı. Normalde %72'lerde, %73'lerde kalıyordu Fenerbahçe günlerinde. 10 numara oynarsa şayet ileriki maçlarda, mesela diyelim ki Allah korusun Pelkas'a bir sıkıntı çıktı, bir şey oldu. Hani hiç temenni etmiyorum tabii ki Allah korusun ama Allah öyle korusun, bir sıkıntı olduğunda 10 numara kullanım biçimi Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de de yanlıştı. Nasıl kullanıyordu Sivasspor? Zaman zaman Sivasspor'da da bu arada ofansif orta saha oynadı. Yani 8'den ziyade Hakan Aslan'ın önünde oynadığına ziyade daha önde de kullanılmıştı. Nasıl kullanılmıştı? Savunma arkasına yaptığı o sürpriz koşularla kullanılmıştı. Yani daha çok o ara pasları veren bizim bildiğimiz oyun kurucu şeklinde değil de ikinci forvet gibi daha çok o sürpriz koşularla. Çünkü şutör özelliği de var. Şut atabilen bir oyuncu. Kesinlikle. Yani mesafe kat edip şut atabiliyor. Bu önemli bir özellik evet, orta sahalar için. O alanları yani bulunca. Değerli bir oyuncu. Evet. İşte bu oyuncular değerini bilmiyor. Sen demin çok güzel söyledin. Anadolu'dan kendi hı-hı, değerlerini bir anda unutuyorlar. Maalesef. Önce kendilerini çok değerli zannediyorlar maalesef. Önce bir kendilerini, ya bak biz geldik artık, Fenerbahçe'de geldik, biz olduk diyorlar ama olmuyor. Artık futbolda çok 20-30 sene önce futbol öyle bir şeydi. Evet. Sen büyük takıma geldin lan, yetenekli, sen de işi çözüyordun. Hep aynı yere geliyorum dönüp dolaşıp. Fit olmadığın sürece, diri olmadığın sürece artık istediğin kadar yetenekli ol. Seni 2 dakikada sahanın içinde ezer atarlar yani. Bir kenara gidersin. Onun için Mert Hakan'ın bence geldiği nokta ligin bu geri kalan kısa yolda bizim için çok önemli. 12 çok maç değerli kaldı. Bir haftada aslında vites arttırdı. Yani bu haftalar çok kritik haftalar artık.
Mert Hakan da son düzeydeki. Fenerbahçe'ye kesinlikle hani katkı vereceğini gösterdi. Bu da bizi çok mutlu etti. Ayrıca Pelkas'a tekrar değinmek istiyorum. Hani çok konuştuk ama verilerle desteklemek anlamında bir tane asisti var bu maç. İki tane kilit pası var. %100 dribling başarısı var ve size en önemli şeyi söyleyeceğim. Yani ofansif orta saha geçen maçta bunu belirtmiştim. %80 ikili mücadele kazanma yüzdesi var. Yani ofansif orta saha olup savunması çok zayıf denilen bu ezber yorumlar vardır ya, Caner için de zaman Aha, zaman aha, yapılıyordu. aha. Pelkas gerçekten hani bu konuda ikili mücadele kazanma konusunda ki 4 tane ikili mücadeleye giriyor. Yani az bir şey değil bu. O yüzdeyi Zaten yakalamak gerçekten kaçmıyor çok ki. önemli. İkinci Hiç mücadeleden kaçmıyor. kaçmıyor. Asla kaçak güreşen bir oyuncu. Demin onu demek istemiştim. Klasik Evet. 10 numaralar gibi değil aslında. Farkı var. Hiç değil. Çok fazla işin içinde olmak istiyor. İkili mücadeleden kaçmıyor. Aksine ikili mücadelenin içinde olmak istiyor. Takımına hep bir şey vermek istiyor. Ya yani dün ben bir iki pozisyonda bakıyorum. Senin söylediklerin tabii görünen ve hoşumuza Tabii ki. giden şeyler. Ben bir de görünmeyen işlerine bakıyorum. Yani bir Tabii gol, ki. bir pozisyon kaçıyor mesela ya da bir pası yanlış veriyor. Yani timing hatası yapıyor. Pas oyuncunun arkasında kalıyor ya da fazla önüne atıyor. İşte öyle bir üzüntü yaşıyor ki kendi içinde. Belki o sırada yani sıradan bir pozisyon. Zaten galibiz. 2-0 maç rahat bir tempoda. Benim en çok hoşuma giden çok sahiplendi. Mesela Fenerbahçe'nin son 2 senede bence en büyük hatalarından biri fazla kiralık oyuncu alıp bu takım aidiyeti, takımı sahiplenme yoktu. Tabii Pelkas gibi gerçekten hani işte çok iyi oyuncu alırsın. Karakteri o oyunculuğunun mesela en yakın örnek. Geçen sene Kruse örneği. Yetenek olarak Evet. belki Pelkas'tan daha yetenekli bir oyuncuydu. Tartışılabilir. Ama aidiyet, buraya ait olma, buraya kafa, yüreğini buraya koyma tarafında Kruse'nin büyük eksiklikleri vardı. Pelkas hakikaten Allah nazardan saklasın. Birazdan önümüzdeki maçları konuşurken geleceğiz tekrar. Neler olacağına. Bir oyuncu, şimdi iyileri konuştuk. İyiler Evet. iyi. Zaten ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Mesela hep şunu diyorlar ya Fenerbahçe alternatif hücum planları üretmiyor. Mesela dün ben bir iki pozisyonda şöyle bir şey gördüm. Senin de dikkatini çekmiştir. Maalesef birazdan geleceğimiz Novak fazla bir Evet. performans sergilemiş. Birkaç pozisyonu dikkat edersen Szalai bindirme yaptı. Yani stoperden topu alıp bir pas yapıp hemen hücum bindirmesi yaptı. Demek ki Fenerbahçe'de bir şeyler bir alternatif üretmeye çalışıyor hücum planında. Bunu konuşurken Murat abi şunu da değinelim. Yani dün ilk defa bir forvet performansı sorgulanmadı. Neden acaba? Hani Yani. çünkü başka alternatif bir plan üretildi. Demek ki böyle yapılması lazım. Yani biz bazen biz de yapıyoruz bunu çok. Ben de yapıyorum. Yani hani sadece futbol severlere veya taraftarlara bunu söylemiyorum. Bazı şeylere çok takılı kalıyoruz. Tamam hani tabii ki kim istemez bu takımın daha alan açan hep dediğimiz gibi stoperlerle boğuşan bir santrofor oyuncusu olmasın. Ama şu an elimizdekiler bunlar. Hani bunlardan bir şey çıkartmamız lazım artık. Transfer dönemi geçti bitti. Hani konuşmanın bir anlamı yok. Artık bir Muhakkak. şeyler çıkartmamız lazım. Dün mesela hani Tiam belki de yine o çabayı gösterdi. Yeterli olmadı. Hani Tiam'ın performansı da dün üzerinde ben yeterli bulmadım ama en azından o çabayı gösterdi. Başka alternatiflerle biz golü bulduk. Demek ki Fenerbahçe bunu yapabilir. Evet. Yani yapamayacağı bir durum değil bu. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum sana. Şunu işte sen güzel bağladın. Dün benim mesela hani kötü demeyeceğim ama arkadaşlarının gerisinde kalan, takımın gerisinde kalan 3 performans gördüm. İlk 11 için söylüyorum. Tabii. Tiam, Sosa ve kötü diyebileceğim hani bunlar için arkadaşlarına gelsin ama kötü diyebileceğim bir Novak performansı var ve %1 Novak milyon katılıyorum. iki maçtır biz bir kişi eksik oynar gibi oynuyoruz. Yani bizim Evet. o taraftaki etkinliğimiz sıfıra yakın şu anda Novak tarafında. Sence Maalesef. Novak'ın bir türlü işin içine girememe sebebi ne olabilir? Yani Novak bence Trabzonspor'da hani oynanan oyunla şu anki Fenerbahçe'de oynanan oyunun hiçbir alakası yok. Yani Trabzonspor'da dikkat edin zaten daha önceki kariyer sezonlarında yani öyle bir kariyer sezonu yok. O kadar gol attığı, ortalama yaptığı bir sezon yok. Bildiğimiz zaman zaman stoper oynayan hani bizim Fenerbahçe'de çok benzettiğim aslında Mihal Kalleç vardı. Zaman Evet. zaman stoper oynuyordu, zaman zaman sol bek oynuyordu. Hani mesela Fenerbahçe'ye transfer edilme performansı sol bek performansı ile Ama Leverkusen'de. aslında kariyerinin çoğunu stoper olarak. Hala da stoper oynuyordu. Aynı durum Bıraktı. Novak için de bence geçerli. Yani Novak aslında stoperden dönme orijin bir sol bek. O yüzden ya Fenerbahçe'de bence hani bek dediğimiz kavram Gökhan Gönül gibi olmalı. Caner Erkin gibi olmalı. Yani o kilit pasları, o yüksek eforu size verebileceği önemli pasları atabilecek oyuncu olmalı bek oyuncusu Fenerbahçe'de. Bence Novak hani tamam transfer edilirken belki farklı beklentilerle gol katkısı beklendi. Duran top becerisi de bence hani kesinlikle gözetilmiştir. Bir de biraz da belki de ben hep şunu eleştiriyordum Fenerbahçe'nin transfer stratejisinde. Bir mevkide hep aynı profil oyuncu almamak lazım. Farklı oyunları oynamak için
farklı profil, birbirlerinin alternatifi olsun ama farklı tip oyuncu olsun derdim mesela. O yapıldı ama hani Caner'i bence Fenerbahçe bu oyunu daha fazla çağırıyor. Benim kendi gözlemim bu. Hani ana faktör bu biraz. Güzel. Güzel, güzel bir yere geldin. Ufak ufak zaten maçı kapatalım. Maçta konuşulacak evet. Bence her şeyi konuştuk. Zaten galibiyetler olduğu zaman konuşacak şey daha az oluyor. Çünkü niye? Evet. Zaten her şey yolunda gitmiş ki biz kazanmışız maçı ve güzel olan kesinlikle. Şeyleri de bahsettik. Şimdi ufak ufak önümüzdeki maça geçiş yapalım ama maçtan önce benim konuşmak istediğim iki konu var. Senin de fikrini alacağım. Birincisi Caner Erkin konusu. Çok güzel sen söyledin. Yani bizim ihtiyacımız olan sol bek performans Caner Erkin. Şimdi iki haftadır Caner kadroya alınmıyor. Şimdi bir takım söylentiler var sezon sonuna kadar alınmayacak vesaire. Kendi adıma bunun çok büyük bir yanlış olacağını söylemek istiyorum. Şu anda Fenerbahçe'de bir huzur ortamı var. Dün maçtan sonra uçakta gördüğümüz görüntüler. Çok Fenerbahçe'nin güzel bence yıllardır yani bu iki senede falan değil, yıllardır olmayan o takım ruhu, takım olma, işte orada bizim canım kardeşim Emir Yolaç, işte tercüman arkadaşımız, sporcularımız, önde antrenörler. Yani öyle bir ortam var ki, ben dün onu dedim mesela, şampiyonun habercisidir bunlar. Her şey sahada olan, o topun üçlerin arasından geçmesi olmuyor. Bunlar ona vesile oluyor. Bence ortam Caner'in affedilmesi için şu an çok uygun. Caner'in de cezasını çektiğini düşünüyorum. Ve insanların her zaman ikinci bir hakkı hak ettiğini düşünüyorum. Caner'e bak kardeşim biz sana bu cezayı verdik. Bu takımın iyi oynadığı maçlarda işte Trabzon'da yoktun, dün yoktun, iki güzel galibiyette yer alamadın. Bunun sende bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Ben Caner'in o tip bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani vurdum duymaz bir oyuncu değil. Keşke ben de takımda olsaydım demiştir. Bence bu hafta biraz karşılıklı böyle jestlerle bir af olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kalan 12 maçta bizim sağ tarafımız kadar sol tarafımızı da kullanmamız gerekiyor. Bir Caner, formda bir Caner. Birazcık da eline koluna hakim bir Caner diyeyim. Evet. Ya mesela aynı örneği nereden verdim? İşte mesela Beşiktaş'ta Abu Bakar yaptı aynısını. Hemen kapatıldı konu. Biz biraz bu hafta golle döndü. Golle döndü. Gollerle döndü. Ki, muhakkak ki hocasıyla arasındaki sıkıntı devam ediyor olabilir. Yani şeydir ama bunu sahaya yansıtmadığın sürece bir problem yok. Sence de Caner'in affedilmesi gerekmiyor mu bu kalan? Kesinlikle süreç affedilmesi gerekiyor. Bir kere hani şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin bence bir oyuncu bile kaybetme lüksü yok. Yani isimden bağımsız konuşuyorum. Herkesi kullanması lazım. Çünkü Covid sürecindeyiz bir yandan. Herkes bunu unutuyor. Birden yine bir vakayla karşılaşabiliriz. Kesin. Yine oyuncu kesin kaybedebiliriz. Bu sefer hani Caner'in birden diyelim Atilla oynayamayacak sol bekte. Novak oynayamayacak. Kimi koyacaksınız sol bekte? Hani bir çok büyük bir sıkıntı olacak. Caner'i oynatmayacaksınız, antrenmana çıkartmayacaksınız, hazır olmayacak. Böyle durumları da bence düşünmek lazım özelinde. Aynı zamanda Caner bence hani takımı sahiplenen, onun verdiği reaksiyonla çok fazla tepki veren bir oyuncu. Tabii ki disiplinler anlamda sıkıntıları yaşıyor. Hani çoğu oyuncu da yaşar. Ama ben hani gerekli şeyi aldığını düşünüyorum, mesajı aldığını düşünüyorum. O da bu şampiyonluk yolunda katkı vermek isteyecektir ve özür dileyecektir. Kesin. Ve tatlıya bağlanacaktır diye düşünüyorum. Takımın hala, yani kaç maçtır oynamıyor, hala gole katkı anlamında en değerli oyuncularından bir tanesi Caner. Asist krallığında hala Murat abi. Yani. İkinci sırada. Dediğin gibi. Önemli bir oyuncu. Bence Caner'in kazanılması gerekiyor. Caner ve Gökhan Gönül, ben hep söylüyorum. Geldikleri gün de söyledim. Daha önce geçmişte yaşadıklarını bir kenara koyarım ama evet, saha içinde olması gereken iki tane hırs objesi bu oyuncular. Bakalım neler olacak. Ben açıkçası kendi adıma bir af bekliyorum bu hafta için. Ben de. Ya da en geç Beşiktaş maçından önce. Çünkü orada şöyle bir motivasyon da var. Sergen Yalçın'ın Caner'le ilgili çok fazla negatif konuşması var. Hem medya önünde hem evet, perde arkasında. Caner bu tarz şeylerle kendini iyi motive eden bir oyuncu. Çok önemli bir saha performansı verebilir Beşiktaş maçında forma bulursa. Kesinlikle öyle. Buradan bizi eleştirenler, şimdi biz de eleştiriliyoruz tabii ki. Kimse kusursuz değil. Yaptığımız programlarda şey diyorlar ki mesela bir hafta Erol Bulut'u yerdiniz. İşte bir hafta övdünüz. İşte oyuncular da bir hafta o sahayı yerdiniz. Bir hafta övdünüz. Ya ben şuna şöyle bir cevap vermek istiyorum. Senin de bu konudaki düşünceni merak tabii ediyorum açıkçası. Ya hepimiz ailemizde de dönem dönem babamıza, annemize, kardeşimize, çocuğumuza, eşimize kızabiliyoruz, kırılabiliyoruz, darılabiliyoruz. Bir süre aramız soğuk olabiliyor. Eleştirebiliyoruz arkasından. Ya diyoruz ki öyle böyle. Buradaki nokta nedir? Ailemizde de olduğu gibi kırıcı ve sonradan dönülemeyecek laflar etmemek. Bu hakaret olur, küfür olur, daha ağır konuşmalar olur. Abuk sabuk bazı taraflar lakap takma olur. Şunu da yapmak bence yanlış. Şimdi işler kötü gidiyorsa da biz devamlı ya ben demiştim bu Erol Bulut Hoca olsun diye kendi adıma söylüyorum. Ya bunu da desteklemek zorunda değilim. Ben bir yanlış görüyorsam söylemek zorundayım. Benim Fenerbahçe, çünkü benim için asıl olan Fenerbahçe'nin başarısı. Bugün Erol var. Yarın Hasan tabii gelir, Hasan gelir, Hüseyin gelir, Hüseyin gider, Hans gelir, Ahmet Mehmet gelir. Çok önemli değil. Biz doğru gördüklerimizi doğru söylüyoruz. Yanlış gördüğümüz yanlış.
Ama asla hakaret, kırıcı laf, sonradan geri dönülemeyecek laflar etmemeye çalışıyorum ben kendi adıma. İnsanlara niye bu garip geliyor? Bunu da anlayamıyorum. Yani ne bekliyorlar? Ya biz sürekli iyi 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 diyeceğiz ya da sürekli kötü kötü mü diyeceğiz? Yani benim hayattan öğrendiğim, ben 43 yaşındayım, böyle bir hayat öğrenmedim. Dediğim gibi ben aile içinde de sorun yaşayabilirim, iş hayatımda sorun yaşayabilirim. Önemli olan birbirimizin yüzüne bakabilecek mesafeyi bırakmak hayatta her zaman. Erol Hoca da, Trabzon'da da Erol Hoca çok formdaydı. Maç Erol Hoca bence Antalya maçında da elinden gelen her şeyi yaptı, Formdaydı. olmadı. Evet, Evet. bence dün de Erol Bulut takımı çok da maçtan sonra güzel söylemiş. Eleştirilecek bir şey varsa da beni eleştirin. Övülecek bir şey varsa yine beni övün. Çünkü bu takımı ben sahaya çıkartıyorum. Taktiğini, tekniğini ben ve teknik ekibim veriyoruz. Sen ne demek istersin? Yani sana çok doğru geliyor mu? Ya sürekli kötü ya da sürekli iyi demek. Yani Murat abi herhalde insanlar bizim yani programın konseptini de unutuyorlar yorum yaparken. Çünkü bizim Kesinlikle. program konsepti biraz maç maç değerlendirmek ve yani samimi bir sohbet ortamı bizimki aslında yani. Bir yandan tabii ki bildiğimiz şeyleri, gördüğümüz şeyleri söylemekle yükümlüyüz burada yorumcu olduğumuz için. Çok güzel örnek verdin. Yani aile, Fenerbahçe bizim ailemiz bir kere. Yani Ya Fenerbahçe Fenerbahçe'yi bizim hayatımızın odağında ya. her Bizim en şeyimiz. kıymetlerimizden bir tanesi. O yüzden hani aile arasında da dediğim gibi çok yakınlarımıza zaman zaman yanlış yaptığını gördüğümüz bir şeyi uyarmıyor muyuz? Yani hepimiz uyarıyoruz. Diyoruz ki şöyle şöyle yapsan kendimizce bence daha iyi olur diye hep ben bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü asıl insan sevdiğini eleştirmezse, sevdiğine o doğruyu Kesin. göstermezse sevmiş olmuyor ki. Hani hiçbir şey, o zaman her sen Kesin. mükemmelsin, harikasın, her şeysin. Yani Yani. olmaz, öyle bir dünya yok. Ya da hep kötü de olmaz. Ya sen kötüsün ya, olabilir yani. O Evet. işte kötüdür de sonra düzeltebilir. Yani bilmiyorum, bana bir garip geliyor. Bu tabii çok herkesi de genellemek istemiyorum. Bunu söyleyenler olduğu için. Yoksa bizi programı tarafsız gören, evet ya bak bu hafta böyleydi ki bence olması gereken. Sen çok güzel söyledin. Fenerbahçe bizim hayatımızın çok önemli bir yerinde. Çok önemli bir Yani. değer. Hepimiz iyi olmasını istiyoruz. Kişilerden bağımsız. Ama bazı insanlar kişilere bağımlı oldukları için, onlar kendilerini biliyorlar. Maalesef. Kişiler üzerinden yorumlar. Burada da genelde eski kişiler. Yani şu anda artık kulüpte olmayan kişiler. Gerek Bir de yok. Murat abi biz zaten Erol Bulut'u en çok eleştirdiğimiz maç benim hatırladığım kadarıyla Göztepe maçıydı. Göztepe Sert maçında eleştirdiğimiz Göztepe çok maçı. sert Evet. eleştirmiştik. Ya orada da gerçekten hani eleştirilmeyecek gibi bir tablo yoktu. Biz onu Yani. yapıyoruz yani. Hani Ne gördüğümüzü deseydik yani söylüyoruz. Göztepe maçında? Şimdi de Ne gördüğümüz deseydik olumlu yani? değişiklikleri söylemeyelim mi? Sırf o zaman öyle konuştuk diye. Ya belki hoca da futbolcular gibi formsuzdu. Forma girdi. Ben mesela Trabzon maçında söylemiştim. Hoca artık büyük takım hocası olması moduna geçti diye kafa olarak. Belki öyle oldu, bilemiyorum yani. Ama işler şu anda yolunda gidiyor. Rakiplerden bir tanesi sürekli puan kaybediyor ve kötü oynuyor. Yani puan Evet. kazanır kaybeder. Mesela ben Antalya maçında biz puan kaybettik ama ben oyundan mutluydum Antalya maçında dönem dönem. Doğru. Kötü oynayan bir rakip var. Diğer rakibimiz parlıyor. Onlarla 2 hafta sonra zaten maçımız var. Ayın 21'inde ama öncesinde artık şu iç sahada da bir galibiyet alalım diyorum ben Gençler Birliği maçında ve kendi adıma sana sormadan önce de Gençler Birliği maçında ben rahat bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Gençler Birliği'ni çok izledim. Yani son 3-4 maçlarını 90'lar dakika izledim. Ligin, sen hep söylüyorsun, ligin herhalde en kötü kurulmuş kadrosu olabilir. Yani en yanlış Gelmiş geçmiş yabancılar, diyebilirim belki. ve sürekli de yanlış yabancılığın günahını da sürekli hocalara kesiyor. Yine bir teknik direktör değişimi olmuş. Herhalde Maalesef, dördüncü evet. İbrahim Üzülmez gelecek diyorlar tekrardan ama Diyorlar, klasik. valla bu Mustafa etapta Kaplan'a Fenerbahçe'nin, koşarlar büyük ihtimalle abi. Hep ben öyle öyle de diyorlar. dedim. Mustafa Kaplan geri gelir mi Ankara'nın çocuğu ama ya Yani. bir tarafta bizim renk taşımız bana göre tribün olaylarında çok önemli bir kulüp olan Ankaragücü. Onların iyi gitmesine çok seviniyorum. Çünkü ben Ankaragücü'nün bu ligde olması, var olması Ben gerektiğini de aynı isteyen fikirdeyim. birisiyim ve düşünen birisiyim. Ama herhalde Ankara'dan bu sene bir takım herhalde aşağı gidecek gibi gözüküyor. Çok beni etkileyen oyuncuları da yok açıkçası. Hani şunu sana sorayım diyeceğim. Bir Arda var orada benim çok beğendiğim Doğru stoper. Önemli isim. bir stoper olacak. Öne Çok açık diye başka. görüyorum. Evet, Onun doğru. dışında çok bizi böyle herhalde üzecek, yoracak. Yani gerçekten yabancıları da çok birbirinden kötü. Ne diyeceksin? Ne yapmak lazım Gençler Birliği maçında artık iç sahada bir galibiyet almak için? Yani Murat abi çok güzel söyledin. Benim ekleyeceğim şu, zaten beni sosyal medyadan takip edenler biliyor. Hani dilimde artık tüy bitti, Gençlerbirliği gelmiş geçmiş en kötü takım falan filan diye hep bunu maç verileriyle destekleyerek de söylüyorum. O kadar kötü bir yabancı transfer silsilesine girmişler ki yani aldıkları oyuncular tamamen hani böyle bir menajer tarafından büyük ihtimal dayatılmış yanlış işler yapılmış orada. Tek beğendiğim oyuncu demin ifade ettiğim gibi Arda Kızıldağ. Yani
altyapılarından zaten çıkan bir yetenek. Gençler Birliği gibi, Trabzonspor gibi, ben zaman zaman böyle takımları da hani söylüyorum. Altyapıları nispeten diğer takımlara göre iyi olan takımların ben zaten altyapıdan neden oyuncu yetiştirip sürekli bunu devam ettirmediklerini bir türlü anlayamıyorum. Yani mesela Arda Kızıldağ'dan 2-3 tane daha var Gençler Birliği'nin altyapısında, kullanmıyorlar. Enteresan. Şeyde altyapı değil miydi? Berat da altyapısı değil miydi Gençler Birliği? Evet, Berat çıktı mesela. Yani ortada Gençler Birliği'nin daha önce de Fenerbahçe'den Beşiktaş, Galatasaray bir 100 tane oyuncu aldı Gençler Birliği'nin altyapısı. Çok ünlü bir altyapıdır zaten. Bir dönemin en meşhur altyapısıydı Gençler Birliği. Kesinlikle öyle. Yani Arda dışında zaten maç verilerinde öne çıkartabileceğim başka hiçbir isimleri yok. Yani Fenerbahçe'yi ben açıkçası rahat kazanmasını bekliyorum. Ama yine burada anahtar şey yine erken golü bulması Fenerbahçe. Çünkü erken golü bulunca Fenerbahçe özgüven geliyor. Ama iş, yani ters bir şeyler oldu mu onunla baş çıkma konusunda gerçekten hani sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da kabul etmemiz lazım her şeyi söylerken. Ama yine bu maç üzerinde de söyleyeceğim. Pelkas'ın gerçekten ortada kullanılması, hani Mesut'un sakatlığı belki de hayırlı olduğu denmesinin sebebi hep buydu. Yani son maçta bir 10 dakika yine kanada kaydırıldı Pelkas. Yine bütün etkisi kayboldu. Yani kesinlikle Pelkas'ın merkezden oyunu çok daha iyi gördüğünü düşünüyorum. Bazı oyuncular öyledir. Yani kanattan oyunu çok daha iyi göremeyebilir. Merkezde kendini daha özgür hisseder. Oyunun akışını daha iyi hisseder. Evet. Ya da tam yani, tersi. Kanatta iyidir onu oyuncu ortaya çektiğin zaman. Dersin ki mesela böyle oyuncu profiline bakıp ya bu ortada da oynar ama onu ortaya çektiğin zaman bütün esprisi kaçar oyuncunun. Pelkas'tan tabii şimdi Pelkas'ın sağlık durumu bir iki güne daha net hale gelir. Açıkçası ben Gençler Birliği maçı özelinde birkaç oyuncunun dinlendirilmesi gerektiğini, riske edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Valencia'da yok. Kart cezalısı oldu dün. Bir defa kart problemi olan oyuncularımız var. Tam kimler bilmiyorum ama bir bakmak lazım. Çünkü Beşiktaş maçında bizim özellikle savunma hattında eksiğimiz olmaması gerekiyor. Bir Gökhan Gönül artık yaşıyor. Onu diyecektim. 36. 3 maçtır 90 dakika oynuyor. Bence Gökhan Gençler Birliği maçında kenarda bekleyebilir. Kesinlikle. Nazım orayı kaldırır yani rahat rahat. Nazım kaldırır ama Gökhan'a bizim Beşiktaş maçına çok ihtiyacımız var. İşte o yüzden kesinlikle. Stoperlerde bilmiyorum. Kart sınırında olan Serdar galiba kart sınırında mı yine? Onu da, yok geçen cezalıydı. Yok Serdar yeni. O sıfırladı. Yani orada işte birkaç rotasyon ya belki Pelkas sağlıklı bile olsa bu maç özelinde yani kenardan başlatıp Pelkas'ı risk etmeyip fazla oyun içinde hani işler kötü giderse yani orada Mert Hakan'la evet çok ideal bir on numara değil ama çözülebilir. İrfan Can oynatılabilir. Bence girebilir yavaş yavaş takıma. Evet. Hayır 2-8 numara gibi illa her takım 10 numara öyle 2-8'de oynarsın. Yani İrfan'la Mert Hakan oynarsın. Ben yine Gustavo'nun bütün maç değil bir 30-35 dakika maç temposu kazansın diye oynatılması aynı. Çünkü ben hakikaten kazanılan yani Gençler Birliği maçını kazanacağımıza %100 inanıyorum. Artık ben o galibiyetlerin taçlanacağı maç olan Beşiktaş deplasmanında bizim en iyi 11'imizle sağlıklı bir şekilde gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Beşiktaş maçını konuşacağız tabii. Ama Beşiktaş Fenerbahçe maçı bugün baktığınız zaman çok ciddi güzel bir bu iki takım tutmayanlar için çok güzel bir maç olacak. Açık oynayan bir Beşiktaş. O açık oynayan takımları cezalandırabilecek bir Fenerbahçe. Ama tabii şu Gençler maçını artık kazanalım ya. Zeminimiz de düzeldi. Çok iyi dur gidiyor şu ya an. Derler şey. Ya vurup geçelim hani şöyle artık hani tak 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 gidelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın da bu arada kart cezalıları sınırda olan çok var. Yani Gezzal, Rozier çok önemli oyuncular onlar için. Şimdi bu hafta onlar Cuma Başakşehir'e gidiyorlar. Sergen Yalçın cezalı. Bana göre o takımın en önemli figürü. Diğer yandan Başakşehir bir galibiyet alarak bence nefeslendi. Bir parça da olsa özgüvenleri bu arada gözlerime inanamadım. Tabii gülme komşuna gelir başına derler diye Allah korusun diyorum baştan ama hani Gençler Birliği gibi bir takıma karşı bile bu kadar zorlanmalarına ben anlam veremedim Başakşehir'in. Gerçekten durumları işler arası. Çok eksikler. Zaten çok az pozisyona girebiliyorlar. Girdiklerinde atamadılar. Evet. Sonra olmayan bir pozisyonda gol attılar. Ama ya tabii şimdi çok kolay bir psikolojide olmadıklarını düşünüyorum ben. Tabii ki. Başakşehir bizim konu ama şampiyon olmuşsun. Bu sene düşme hattındasın. Ve çok ciddi sakatların var. İşte bir Viska döndü mesela. Döndüğü zaman maçı kazandılar. Ona bağlanır bağlanmaz ama ben Beşiktaş'ın beklediği kadar rahat bir galibiyet alacağını düşünmüyorum hafta sonu. Hakeza Galatasaray Kayseri'ye gidiyor. Kayseri formda. Özellikle o çok formda. Hocasıyla hangi maça çıksalar bir şeyler yapıyorlar maçın içinde. Çok beğendiğim bir kalecileri var Doğan. Onu merakla evet konuşmuştuk daha önce de evet onu. Ama ben sanki bu hafta yine rakiplerden bir veya belki ikisini de puan kaybı yaşayabileceğini düşünüyorum. Murat abi ben açık açık ikisini de puan kaybedeceğini düşünüyorum bu hafta.
Yani geçen Değil mi? hafta Yani bir tanesinin puan kaybedeceğini bekliyorduk dedik. Onu da büyük ihtimalle zaten Sivas'a şey yapmıştık. ona Sivas yazmıştım. Galatasaray maçına. Tabii. Bu maç ama ben Başakşehir'in de yavaş yavaş hani bu özgüveni toparladı ve gerçekten hani durumları puan puana yani her maçı kazanmaları gereken bir duruma geldi Başakşehir. Bunun Aşağısı çok karışık özgüveni ligin aşağısı. ve hani Beşiktaş'ın 2 haftadır çok iyi oynamadığıyla birleştirince bir puan kaybı olabileceğini hani en azından düşünüyorum. Ya tabii dediğin gibi Beşiktaş'ın da biraz sonuçta zaten hep aynı o çizgide gidemezler. Bir parça sallanıyorlar şu anda. Yani Başakşehir doğru yani bir defa orada bu maçları seven bir hoca var ama orada bir de enteresan bir durum var. Biliyorsun arkasından da kupa yarı finali oynayacak bu iki takım. Birbirleriyle fazla Yıpratıcı. karşılaşacaklar. Yıpratıcı Yıpratıcı. bir süreç. Aynısı Alanya Antalya'da da var galiba. Bu hafta hem ligde oynuyorlar sonra kupada oynayacaklar. Murat abi Bakalım. hatırlarsın. Mesela bizde de mesela şampiyonluk yarışının en keskin olduğu zamanlarda hem ligde o takımla maç yapardık aynı anda Evet. hem de kupada Fenerbahçe çok 2-0'la dönmüştür. Mesela Beşiktaş da aynı Zaten durumda şöyle düşün. olabilir. Şöyle düşün. Biz Başakşehir elemiş olsaydık, lig kupa üst üste Beşiktaş'a biz oynayacaktık. Doğru. Yani sarmala girecektik bir şekilde. Bence girmememiz, bence o kupada yarı finale kalmamamızın faydalarını göreceğimiz döneme geldik şimdi. O zamanlar Kesinlikle insanlar öyle. kızdı. Tabii ki üzüldük. Biz Fenerbahçe'nin olduğu her yerde sokak maçı da yapsa kazansın isteriz ama bazen bazı özellikle tek hedefin şampiyonluk olduğu böyle önemli bir senede Türkiye Kupası stresinin olmaması takım adına artı. Birazcık dinlenecekler. Belki biraz idman temposu bir parça düşürülebilir. Daha fazla teknik taktik üzerine kafa yorulabilir. Çünkü maç stresi olmayacağı için. Ben iyi olacağını düşünüyorum bizim adımıza. Herhalde ortak görüşümüzde bu Gençler Birliği maçından sonra yine haftaya pazartesi keyifli bir program yaparız beraber. İnşallah yeni stüdyoda yapacağız onu da o programı da İnşallah. buradan Evet onu da duyuralım. söyleyeyim. Stüdyoya geçiyoruz inşallah. Programın sonunda benim çok sevdiğim dünyanın en güzel takımı senle geçen cuma program yapmıştık. Evet. Azvel maçı vardı. Gerçekten 2'de 0 bile yapılabilecek bir haftada yani zor bir haftada Milano üstü Azvel galibiyeti. Çok net 2 galibiyet alarak. Orada da acayip bir yarış başladı. Önümde puan tablosu var. Yani ikinciyle bizim aramızda hatta ikinciyle 8. arasında şu anda bir galibiyet fark var. Zenit'in Çok maçı eksik olduğu değişik. için bir diyorum. Yani kazanırsa. Çok acayip bir tempo var. Son 6 Evet. maç. 6 maçta bir tane direkt rakibimiz olan yani artımız var. Sadece direkt rakibimiz olabilecek bir Bayern Münih maçımız var. Sonra Barcelona ve Real var. Ben orada bir galibiyet alacağını düşünüyorum bu takımın. Sakatlık kaza bela olmazsa. Çok iyi gidiyorlar. Allah hakikaten nazarlardan saklasın. Onu Nazar söylüyorum. değmesin. Çok doğru bir yapılanma. Yani ders olarak okutabilirsin. Fenerbahçe basketbol organizasyonunu ders olarak ya bak bu böyledir. Çünkü niye? İnsanlar değişiyor yapının içinde fakat yapı değişmiyor. Yapı aynı şekilde hatta güçlenerek çünkü bütçesi Yıllardır düşüyor hayal ama ettiğimiz şeydi bu Murat abi. değil mi? Yani. Aslında sporda örnek olması gereken bir yönetim var orada. Evet. Sana da sevdireceğim basketbolu. İşin içine sokacağım yavaş yavaş. Evet. Çünkü benim hayatım ya benim hakikaten ben 2 senede yöneticiliğini yaptığım için Tabii ki çok genç yaşta çok sen çok ayrı bir ayrı. bağım var Evet onlara. tabii ki. Gerçekten Sertaç Bey de benim çok sevdiğim bir dostum. Onun başarılı olmasına da çok seviniyorum bir yandan. Çünkü çok emek veriyor. Yani gerçekten emeklerin karşılığını aldığını görmek güzel. Zaten maçları izlerken bakıyorum takımla beraber savunma yapıyor kenarda. Takımla beraber hücum ediyor. Ben aslında Murat abi her maça giden kombineli bir basketbol severim aynı zamanda. Süper. Basketi de çok Şahane. takip ederim. Ama şu son pandemi süreçlerinde biraz maçlara gidemediğimden dolayı da ekstra da vakit ayırıp çok da Evet izleyemiyorum tabii. açıkçası. Onun etkisinden biraz tabii ki Ya Fenerbahçe'nin salon Euroleague maçlarını sporları oturup izliyorum ama. Futbol gibi tabii. Salonda izlemek çok farklı. Televizyonda aynı Evet. keyfi asla vermiyor. Futbolu bir nebze yine idare ediyorsun ama hakikaten salon sporlarında çok zor o. Yani şimdi mesela bazı maçları izliyorum seyirciyle. Özellikle Rus takımları bir parça seyirci alıyorlar. Evet. O bile çok Keyif seyir vermiyor. zevki veriyor diyeyim. Yani Ama veriyor orada da pardon. işleri gidiyor. Ya Fenerbahçe'de böyle ben 100. yıla benzetiyorum. Böyle birden fazla şampiyonluk alacağımız ya da şampiyonluk olmasa bile başarılar elde edeceğimiz bir seneye doğru gidiyoruz. Tabii ki lokomotif, amiral gemisi futbol. Orada işler bence yoluna giriyor. Ben artık çok büyük bir sürpriz yaşayacağımızı düşünmüyorum kendi adıma. Ne Murat dersin? abi ben de öyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin en azından bir iç saha oyununu oturttuktan sonra yani dikkat etmesi gereken şey bu maçta da öyleydi. Topu çok fazla Konyaspor'a verildi son dakikalar. Yani son 15-20 dakika haddinden fazla topu bıraktık. Tabii ki Evet. fiziksel pres bunu konuştuk demin ama oraları biraz daha iyi topa sahip olarak pasör oyuncularla uyutarak rakibi geçirebilirse Fenerbahçe şampiyonluk yolunda daha istikrarlı bir takım
olacak ve inancı sonuna kadar verecek diye düşünüyorum. Onun dışında Beşiktaş maçının belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş galibiyetiyle Fenerbahçe'nin bir numara şampiyonluk adayı olacağını düşünüyorum. O maç çok önemli şu an. Öyle görüyorum yani. Evet, onu da onu haftaya zaten uzun uzun inşallah gençler konuşuruz. Sonraki programda konuşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Fener'in bahçesi izleyicileri. Haftaya inşallah stüdyodayız. Ahmet Ercanların yoğun yapım evet. çalışmaları bitti diye duyuyoruz. Biz de hasretle bekliyoruz. Berk'cim ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yine ben çok teşekkür ederim Murat abi. Sağ ol. Bilgiler. Haftaya görüşmek üzere. Programımızı beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Sevgiler. Sevgiler.